Okullar açılmasın dezenformasyonu var ortada. Kime nasıl yarayacaksa bilmiyorum ama öyle bir şey var. Aslında bu ülkenin geleceği, hani bir yıl daha kaybedemeyiz diye düşünüyorum sevgili izleyiciler. Ve yıllarca belki bu pandemi süreciyle yaşayacağız. Hani bu süreci eğitimcilerimiz iyi yönetemezse kim yönetecek? Tabii ki eğitimcilerimiz yönetecek. Murat, senin yorumlarını da alayım mı bu konuda? Bununla alakalı şunu söyleyeyim. Hocamın dediği gibi normalleşmeye başlayacağımız en mantıklı yer okullar. Şimdi buna itiraz ederken ya da aksi bir fikir belirtirken şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Neden her yerde normalleştik? Otobüste, dolmuşta, minibüste, tatilde her yerde normalleştik. Neden itiraz ettiğimiz tek şey okulların normalleşmesi? Ben anlayamıyorum. Yani, ben bunu anlayamıyorum. Haklısınız. Çocuklarımızı emanet ediyoruz. Tabii ki eğitimcilere soracağız. Sınıflar kaç kişilik? Ne kadar mesafe var? Yemekhanede nasıl hizmet veriyor? Tabii ki soracağız. Şimdi onları devlet okulları demiyorum. Kesinlikle. Şimdi tabii. Geçen bakanımız da konuştu bununla alakalı. Özel kurumlar adına İbrahim Hocam konuşuyor. Ne yapılacağı tek tek hesaplamış, planlamış. Mesela yemek yenecek yere kadar konuşuluyor. Nasıl yenilebilire kadar konuşuluyor. Seyretilmiş sınıflar. 15 sayfalık bir şey yayınladı. Tedbir yayınladı. Sağlık Bilim Kurulu yani okullar için. Bunlara hep dikkat edilecek. Bunu okumadan, bunu araştırmadan sadece yaptığımız tek şey bizim çocuğumuzun olacak okulları açmayalım. Aslında çocuklarımız şu anda okuldan uzak kaldıkça daha büyük problemler aslında karşılarında. Sokağa çıkıyorlar. Başka yerlerde vakit geçiriyorlar ve vakit geçirdikleri yer güvenli yerler değil aslında. Ama okullarda idare var, öğretmenler var. Onlara güveneceğiz, kadar kime güvenecek? Her şey planlanmış bir şekilde bizim ciddi anlamda acilen bu kurallar çerçevesinde okullara dönmemiz gerekiyor. Ki döneceğiz. Hani bakanımız öyle açıkladı. TÖDER olarak hani bir sürü eğitim kurumunun temsilcisi olarak İbrahim Hocam biz hazırız, bekliyoruz diyor. Şimdi...